Tarih 4 Ağustos 1991. Hakkari Şemdinli'deki Samanlı Karakolu 100 kadar PKK'lı militanca basılarak 10 asker şehit edildi, 7 er kaçırıldı. 7 Ekim 1991. Hakkari Çukurca'daki 3 jandarma karakolu PKK militanları tarafından aynı anda basıldı, 17 asker şehit oldu, 3 asker kaçırıldı. 15 Mayıs 1992. Şırnak'taki Taşdelen Karakolu 600 kişilik PKK grubu tarafından saldırıya uğradı ve 27 asker şehit oldu. 26 Mayıs 1992. Hakkari'deki Üzümlü Karakolu 100 kadar PKK militanınca basılarak 15 asker şehit edildi. 11 Haziran 1992. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüs PKK militanları tarafından durduruldu ve 13 kişi kurşuna dizilerek hayatını kaybetti. 25 Haziran 1992. Diyarbakır Silva'nın Yolaç köyündeki bir camide namaz kılan vatandaşlar PKK militanları tarafından dışarıya çıkarıldı ve 10 kişi kurşuna dizilerek acımasızca öldürüldü. 20 Temmuz 1992. Hakkari'deki Sivritepe Karakolu PKK militanlarınca basılarak 10 asker şehit edildi. 30 Ağustos 1992. Hakkari'deki Alan Karakolu İran'dan sızan 250 kişilik PKK militanları tarafından saldırıya uğradı ve çıkan çatışmada 20 asker şehit oldu. 29 Eylül 1992. Hakkari Şemdinli'deki Derecik Karakolu'na saldıran PKK'lı militanlar 23'ü asker, 5'i korucu olmak üzere toplam 28 kişiyi şehit etti. 1 Ekim 1992. Bitlis'in Ceviz Dalı köyüne baskın düzenleyen PKK'lı militanlar çocuk ve kadınların ağırlıkta olduğu 30 kişiyi katletti, 25 kişiyi yaraladı, 13 köy korucusunu kaçırdı ve köyü ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüs, PKK'lı militanlar tarafından durduruldu ve 19 yolcu kurşuna dizilerek öldürüldü. 24 Mayıs 1993. Elazığ-Bingöl karayolunda PKK militanları tarafından durdurulan otobüsün içinde askeri birliklerine sevk edilmek için 36 er de bulunmaktaydı. Asker oldukları anlaşılınca araçtan indirilen 36 er kurşuna dizildi, 33'ü şehit oldu, 3'ü ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Bu olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye tarihinin en kapsamlı sınır ötesi harekatlarını planlamaya başladı. Bu videoda sizlere 1993-1995 yılları arasında efsane komutan Osman Pamukoğlu komutasında düzenlenen ve yaklaşık 3000 PKK'lı militanın öldürüldüğü operasyonları anlattık. Videoyu beğenmeyi ve bize destek amaçlı yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Tarih 22 Haziran 1993. Terör örgütü PKK'nın yaptığı üst üste saldırıların ardından Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Hakkari Dağ ve Komando Taburuna komuta edecek ve PKK'nın üstesinden gelebilecek bir komutan aramaktaydı. Birkaç generali çağırarak teklifte bulunduysa da her biri çeşitli bahaneler üreterek Hakkari'ye gitmeyi istemedi. Ardından sicilinde sayısız başarılar barındıran, kararlı ve gözü pek bir subay olan Kurmay Albay Osman Pamukoğlu Genelkurmay'a çağrıldı. Kendisine Doğan Güreş tarafından Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na tayinin çıktığı bildirildi. Görevi sorgusuz sualsiz kabul eden Osman Pamukoğlu kısa bir süre içinde hazırlığını tamamlayarak 29 Haziran 1993 günü helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na geldi. 2 ay burada kalan ve olan biteni gözlemleyen Osman Pamukoğlu görevi Ağustos ayında resmen devraldı. Fırsat bulduğu süre boyunca Hakkari'yi çok iyi analiz etmiş, Kuzey Irak'tan önce PKK'lıların yuvalandığı İki Yaka Dağları ve Balkaya Dağları'na harekat düzenlemeye karar vermişti. Emrindeki bine yakın subay ve az subaya verdiği emir çok netti. Artık PKK'ya karşı savunma yapılmayacak, taarruz durumuna geçilecekti. İlk taarruz ise İki Yaka Dağları'na düzenlenecekti. 13 Ağustos 1993 günü Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na bağlı yaklaşık 3000 asker harekete geçerek Kirpi adını verdikleri operasyonla İki Yaka Dağları'nı kuşatma altına aldı. Ertesi gün şafak vakti dört bir yandan 3 sıra halinde kamp noktasına doğru ilerlemeye başlayan Türk askerleriyle PKK militanları arasında yoğun çatışmalar başladı.
Teröristler askerlerin oluşturduğu birinci çemberi yararak kaçmayı başarsa da ikinci çembere takıldıklarında neye uğradıklarını şaşırıyorlardı. İkinci çemberden kurtulmayı başaran az sayıdaki militan ise üçüncü çemberden kaçamıyordu. 15 Ağustos'a kadar dağın yarısını teröristlerden temizlemeyi başaran Osman Pamukoğlu, operasyon devam ettiği esnada Genelkurmay Başkanlığı tarafından arandı. Osman Pamukoğlu apar topar helikopterle Tugay'a dönüp Doğan Güreş ile görüştüğü esnada Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ı yoğun ateş altına alındı. Şehrin içlerine kadar gelerek evlerin içinden bile Tugay'a ateş eden teröristler sabahın ilk ışıklarına kadar saldırısını sürdürdü. Osman Pamukoğlu bunu kendisine bir mesaj olarak nitelerken kararlılığını sürdürerek operasyona devam etti. 19 Ağustos'a kadar iki yaka dağları teröristlerden tamamen temizlenirken 6 günlük operasyonun sonucunda 400'den fazla PKK militanı etkisiz hale getirildi. PKK kamplarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri hemen hemen her gün PKK militanlarıyla sıcak çatışmaya girmekteydi. İki yaka dağları operasyonunun ardından Osman Paşa kuvvetlerine yeni hedefi bildirdi. Türkiye ile Irak toprakları arasında bulunan Balkaya Dağları. PKK'nın Govent olarak isimlendirdiği kampın bulunduğu bu dağ, daha önce karadan hiç operasyon düzenlenmemişti. Nedeni hem Sarp kayalıklara sahip olması hem de dağın bir bölümünün Irak tarafında kalmasıydı. 23 Eylül 1993 günü öğle saatlerinde Tugay'dan ayrılan yaklaşık 3000 kişilik Türk birliği aynı günün gece karanlığında Balkaya Dağları'na doğru intikal etmeye başladı. Birlikler gecenin karanlığında ilerledikten sonra gün ağarmadan Balkaya Dağı'nı kuşatma altına aldı. Örgüt militanları Türk birliklerinin geldiğinin istihbaratını almış ve dağın Türkiye tarafından geleceklerini düşünerek savunma pozisyonuna geçmişti. Ancak Osman Pamukoğlu bunu tahmin ettiğinden askerlerine dağın Irak tarafına geçmelerini ve buradan saldırmalarını emretti. Sabah saatlerinde dağın zirvesine doğru ilerleyen Türk birlikleri karşılarında adeta kale surlarını andıran kayalarla karşılaştı. Teröristler arazinin koşullarını kendi lehlerine çevirmeyi başarmış ve uzun süredir burada yuvalanmışlardı. Birlikler bu engeli aşmak için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan topçu desteği istedi. Türk topçularının başarılı atışları sayesinde yavaş yavaş ilerleyişe geçen komandolar zaman zaman PKK'lı teröristlerle çatışmaya girmeye başladı. 3 gün boyunca ağır ağır ilerleyerek ulaştıkları ana kampı yerle bir eden Türk komandosu, yaklaşık 200 teröristi etkisiz hale getirdikten sonra 29 Eylül'de harekatı sonlandırdı. Albay Osman Pamukoğlu kısa bir dinlenmenin ardından birliklerine yeni hedeflerini açıkladı. Bu hedef Irak topraklarında kalan PKK'lıların Avaşin adını verdiği Mezi kampıydı. 6 Ekim 1993 günü yola çıkan Türk komandoları gece karanlığından faydalanarak Irak sınırını geçti ve Avaşin kampına doğru ilerlemeye başladı. Bu dönemde Türkiye hükümeti ile Barzani yönetiminin arasında yapılan anlaşmayla Peşmerge birliklerinin Türk askerlerine operasyonlarda yardımda bulunması gerekiyordu. Ancak yardım etmeyi bırakın Peşmerge güçlerine ait olan karakolların tamamı PKK'nın eline geçmiş ve bu karakollardan Türk birliklerine ateş açılmaktaydı. Türk birlikleri ilk başta bu ateşe karşılık vermezken birlik komutanı Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ını aradı. Osman Pamukoğlu kısa süreli bir tereddüdün ardından kendilerine ateş açan karakollara karşılık verilmesini emretti. Birkaç karakol Türk karşı ateşiyle tamamen imha edilirken işin aslı sonradan ortaya çıktı. Peşmerge güçleri yaklaşık 2 yıldır bölgedeki karakollara uğramadığı gibi hepsini PKK militanlarının kullanımına açmıştı. Bu beklenmedik durumun neden olduğu kısa süreli bir gecikmenin ardından Türk komandoları 7 Ekim gecesi Avaşin kampına ulaştı. Dört bir yandan kamp kuşatma altına alındı, PKK'lı militanlarla sıcak temas sağlandı ve temkinli bir şekilde kamp merkezine doğru ilerleyişe geçildi. Ancak birlik komutanı bu işte bir tuhaflık sezdi. Çünkü Mezi kampı PKK'nın Irak'taki en büyük kamplarından birisiydi ama kendilerine ateş açan militanlar bir hayli azdı.
Operasyon sırasında esir alınan iki PKK militanının sorgulanması sonrası bu durum açığa kavuştu. Barzani'nin adamları operasyonun haberini önceden kampa ulaştırmış ve 200 militan operasyondan 3 gün önce kampı terk etmişti. Çatışmayla geçen birkaç günün ardından 101 teröristi etkisiz hale getiren ve kampı yerle bir eden Türk komandoları 13 Ekim 1993 günü operasyonu sonlandırarak üsse geri döndü. Bu başarılı operasyonların ardından Albay Osman Pamukoğlu paşalık ile ödüllendirilerek Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Ekim ayından sonra kışın bastırması, havaların soğuması ve şartların çetinleşmesi nedeniyle sınır ötesi operasyonlara bir süre ara verildi. Zaten PKK'lı militanlar da kış aylarında inlerine girdiklerinden herhangi bir saldırı teşebbüsünde bulunamıyordu. Ancak Osman Paşa PKK'lı teröristleri beklemedikleri bir anda vurmaya karar verdi. Yeni hedef ise Kato Dağı'ydı. Türk birlikleri 10 Ocak 1994 günü yer yer yaklaşık 3 metre kar kalınlığına ve eksi 35 derecelik soğuğa rağmen Kato'nun yolunu tuttu. Askerlerinin başında Kato eteklerine kadar gelerek harekatı bizzat kendisi yöneten Osman Paşa, birliklerinin helikopterlerle Kato'nun zirvesine indirilmesini emretti. İlk önce topçu desteğiyle indirme yapılacak bölgeler teröristlerden arındırıldı, ardından öğle saatlerinde yaklaşık 500 kadar komando Kato Dağı'na indi. Belirlenen bölgelere baskınlar düzenleyen ve hiç şehit vermeden yaklaşık 80 teröristi etkisiz hale getiren komandolar 15 Ocak günü operasyonu sonlandırarak birliklerine geri döndü. Bu operasyonun bir benzerini 27 Ocak 2 Şubat arasında Buzul Dağı'na düzenleyen Türk komandosu 64 PKK militanını etkisiz hale getirmeyi başardı. Buzul Dağı operasyonunun ardından bahar gelene kadar dinlenmeye çekilen Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Mart ayının gelmesiyle birlikte tekrar harekete geçti. 19 Mart 1994 günü 3500 komando karadan, 1500 komando havadan Irak sınırını geçti. On saatlik intikalin ardından PKK'nın Kuzey Irak'taki Metina, Zap ve Berçela kamplarının tamamı kuşatma altına alındı. Ejder adı verilen bu operasyondan haberi olmayan PKK'lı militanlar tam da bu dönemde sözde Güney Koordinasyon Toplantısı düzenlemekteydi. Bu yüzden 3 kampta toplam yaklaşık 500 kadar militan bulunmaktaydı. İlk taarruz Berçela kampına yapıldı. Onlarca helikopterden yaklaşık 1000 kadar komando kampa indirilirken anında PKK'lı militanlarla çatışma başladı. 4 günlük bir çatışmanın ardından 100 kadar militan öldürülürken Berçela kampı tamamen yerle bir edildi. Operasyonun ikinci ayağına geçilirken bu kez hedef Zap kampıydı. Birlikler yine havadan ve karadan koordineli bir şekilde kampa doğru ilerlerken Genelkurmay'dan Osman Paşa'ya acil bir çağrı geldi. Bu sırada operasyonu bizzat dağdan kendisi yöneten Osman Paşa apar topar harekat merkezine gitmek zorunda kaldı. Genelkurmay'ı aradı ve karşısındaki ses üzüntülü bir şekilde harekatı durdur emri verdi. Nedeni ise Irak'taki Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopterin Amerikan F-16'ları tarafından düşürülmesiydi. Osman Paşa işin içinde başka şeylerin olduğunu düşünse de emre uymak zorunda olduğu için harekatı durdurdu ancak askerlerini geri çekmeyi reddetti. 3 günlük bekleyişin ardından da harekata kaldığı yerden devam etti. Zap bölgesindeki ana kampa doğru ilerleyen Türk birlikleri ile PKK'lı militanlar arasında yaşanan 10 günlük çatışmanın ardından belirlenen hedeflerin tamamı yok edildi ve 200'e yakın PKK militanı etkisiz hale getirildi. Bir haftalık aranın ardından Metina kampına yapılan operasyonla kamp tamamen imha edilirken burada da yaklaşık 150 kadar PKK militanı etkisiz hale getirildi.
39 gün süren Ejder Operasyonu 26 Nisan 1994 günü sona erdirilirken toplamda 450'ye yakın PKK militanı öldürüldü, 23 militan esir alındı, 19 Türk askeri ise şehit oldu. Osman Paşa geldiği günden beri düzenlediği operasyonlarla PKK'nın belini bükmüş ve örgütü saldırı yapamaz hale getirmişti. Ama hala operasyon düzenlenmemiş bir yer vardı. Hakurk. PKK'nın Hakurk'ta 4 büyük kampı ve yaklaşık 3000 militanı olduğu için Osman Paşa burayı sona saklamıştı. Ayrıca önceki operasyonlar gibi 3-5 bin asker değil, 30-35 bin gibi kol ordu düzeyinde bir askere ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu harekat için iyi bir planlama yapılmalıydı. Yaklaşık bir senelik hazırlığın ardından 21 Mart 1995 günü Kor General Hasan Kundakçı ve Tüm General Osman Pamukoğlu emrinde 13'ü general, 500'ü rütbeli asker, toplamda 35 bin asker Irak sınırını geçti. Çelik ismi verilen bu harekata 12 helikopter, topçu bataryaları ve F-16 savaş uçakları da destek sağladı. Bir günlük intikalin ardından Hakurk, güneyden yani Irak tarafından sarılarak tamamen kuşatma altına alındı. Ardından 15 bin asker çevre güvenliğini sağlarken 20 bin asker Hakurk kampına doğru ilerleyişe geçti. Zorlu arazi şartlarına rağmen 3 gün içerisinde tüm PKK kampları ele geçirildi, kampların ele geçirilmesinden bir gün sonra da harekat alanının tümüne hakim olundu. Yaklaşık 15 günlük arazi arama ve tarama faaliyetlerinin ardından birlikler Nisan ayının ortasından itibaren yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Birliklerin tamamının geri çekilmesi ise 3 Mayıs 1995 günü tamamlandı. Harekatın ardından Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre icra edilen Çelik Harekatı'nda 555'i ölü, 13'ü esir olmak üzere toplamda 568 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çelik Harekatı'nda Türk ordusunun 35 bin kişilik bir kol orduyla operasyonu icra etmesi sadece PKK için değil aynı zamanda bölgesel anlamda Türkiye'nin ulusal sınırlarının savunulması noktasında bir kararlılık mesajı vermiştir. Videoda anlattığımız 1993-1995 yılları arasında Osman Pamukoğlu liderliğindeki Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ı yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek PKK terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Ne yazık ki bu süreçte 427 Türk askeri şehit düşmüştür. Bugüne kadar terör örgütlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden askerlerimize, öğretmenlerimize, polislerimize, doktorlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.